Bayağı iyiymiş müziği. Ya mükemmel bir müziği var yani, evet. Yok muydu lan acaba hiç müziği? Veya da ben mi hayal görüyordum? Bakarız içine ya. Abi devamı elektrikli değil de giyotunu yapsak oluyor mu? Fransa'da olsaydık belki ama galiba Amerikan hapishanesi bunlar. Arkadan Çabella var. Ya YouTube'a gidebilir belki, o yüzden çok da şey yapmıyorum. Hadi hayırlara vesile olsun o zaman. Hadi bismillah, hadi bakalım. Hadi. O muhabbeti yapmayın ya. Kameraya yer çekeceğim. Şeyi mi? Selin'in hapishane oyun oynadığını. Ya ben orada onu bilmiyordum. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Bu arada bir dakika, bir alt tab atayım. Benim mouse'um niye düzelmedi ya? Oyunun kendi mouse'u yok mu? Galiba yok. Vardı lan galiba. Ben hatırlamıyorum. Sol orta mı? Aha, ortaya çekiyorum o zaman. Sol orta diye bir terim mi var lan? Neyse. Paranın olduğu yer diyor galiba. Tamam, bence iyi şu an. İyi mi? Hayır değil. Bak ne yapacağını söyleyeyim. Kendini küçült, sağ alta al. Sağ alt en boş yer. Zaten küçük. O zaman sağ alta gerek. Sağ alt en boş yer çünkü. Oğlum burada bir şey olursa ben zaten şey yaparım ya. Ya da şöyle ya. Ha şu. Ha. Okey miyiz? Tamam. O panelleri de görüyorsunuz. Bakayım bir tünel İyi. ara. Direkt ortalayayım istiyorsan. Direkt kamerayı kapatayım ha. Ekranı kapat ortaya. Değil mi? Küçülteyim mi biraz? Yayın verme. Tamam. Aha. Rahatladıysanız. Ama bu ekranı bana unutturmayın. HoYDört'te eski kıvamına getireyim. Şimdi. İyi bir hapishanenin en önemli kuralı hapishane olmasıdır. Kötü dizayn edilmesidir. Kesinlikle çok kötü bir dizayn olması gerekiyor bu arada, ciddiyim. Şimdi bir ufaktan bir başlayacağız. Burası böyle garibanların geldiği, garibanların bir yerden sonra level up alıp ana hapishaneye geçerkenki geçiş süreci. Yani doğal bir seleksiyon muydu? Ne diyor ona işte o. Burası öyle bir yer olacak girişi. Tamam mı? İlk başta şöyle 100 bin bütçelik böyle biz bundan yapamazmışız. Ufak Sen bunu bir bir yapsın. onu yapamazmışız. Paramız yetmezmiş. Ufak. Normal çitten yapacağız arkadaşlar. Üzerinden atlayıp geçemezler herhalde. Çit ne? Betondan yapacaksın veya tuğladan yapacaksın. Çit duvar değil. Haberin olsun. Hayır, yine şey yapamıyorlar. Üzerinden şey yapamıyor da tünel, bu tüneli engelliyor da o engellemiyor. Ya bir şey diyeyim mi? Ben bunu yaparsam benim param kalmıyor. Ya da çok ufak bir şey Evet. yapacağım. Ya Meri, ben sana söyleyeyim ne yapacağım. önce bir duvarları yapalım. Bak, önce bir duvarları yapalım. Tamam mı? Önce bir binaları bir yapalım. Paramız kalırsa çit yaparız etrafını. Sen çok yanlış düşünüyorsun. Bir dakika beni dinle. Önce Evet. planlamayı açıyorsun, tamam mı? Önce para değil. Önce plan yapacağız. Doğru diyorsun aslında. Önce bir planlama lazım. Şimdi O çeper duvar var ya. Onun için de çok güzel fikrim. Ana bina tuğla, dışa böyle kara şeklinde çeper duvar çekeceğiz. Tam bir itlik. ya şöyle bak. Çeperli duvar lazım. Niye lazım biliyor musun? Çeperli duvarın Bir an tünel altından kazdırıyor. tünel kazamıyorlar. Ya kazsa bile 1000 yıl falan sürüyor. Yani her türlü bulursun. Normal duvarı Tamam işte deliyorlar. ödemiyor. Normal duvarı Dışarıya deliyorlar. gardiyan kuleleri koyacağız. O sonra, o ilk başta yok o teknoloji. Tamam. Çeper duvar Tuğla mı mı sonra? beton mu lan? Çeper duvar. Betonarme mi tuğla mı? Beton, Hangisi? beton, Değil beton mi? beton. Bence Tuğlayı yer bunlar. Tuğlayı yer bunlar. dümdüz öküz gibi beton böyle hani. Ah, beton iyidir, iyidir. Şimdi ilk başta bir mahkumları alırken hani ilk böyle geldikleri yer resepsiyon olacak. 20'ye 20 uygundur diye yorumladım. Hayırlara vesile olsun. İlk girişimiz bu şekilde olsun. Yel not oynayacakmış oynayacak. Tosun teşekkür ederim, seni çok sağ ol. Oyunda bilmiyorum ki ne kadar var. Alt tap attırtma bana. Oynadım ama daha önce. Şu otomatik ışıkları bir kapatalım. Şimdi girişi yaptık. Planlamadan yapmayacağım bu arada. Ya zaten az çok neyin nerede yapacağımı biliyorum. Şimdi ilk bir şeyi alalım, tamam mı? Resepsiyonu yaparız. Yanına başka ne yaparız? İkisini bir arada yaparız. Yerden kazanırız. Tamam. Burayı ikiye böleceğiz. Bunu duvarla ikiye böleceğiz. Daha bu bir yapılsın ya. Paramız var şu an zaten. Oyun aksın sürekli. Nerede o kapı? Tamam, girişimiz bu şekilde olsun. 10'a 10 olsun. Çok büyük. Yok, burası iki amacı olacak bunun. Ortadan ikiye şimdi kıracağım ben bunu. Bir de bir hibe alabiliyorsak bir hibe alalım ya. Madem kıracaktın niye 21'e 20 yapmadın ki? Yani 10-10 olurdu ikisi. Şimdi garip bir 9-9 gibi bir şey olacaklar. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Onu bir büyütelim hemen. Lan dur yapmayın. Parayı harcadın bir kere. Yo hayır, o ekleme yapıyorsunuz, silmiyorsun ki. Bak, Tamam devam. ekleme yaptı, ona bir şey yok. Sıkıntı yok. Şimdi bir dakika, bu yatırımlar burada değildi mi? O daha sonra geliyordu. Evet, daha sonra geliyor. Ya şimdi çeteleri zartu zurtu açtığımız için birazcık da sıkıntı yaşayacağız. Ya bir de bu Allah'ın belası şeyler, tamam mı? Bir yere gidip böyle şey yapıyorlar, claim atıyorlar. Bizim gardiyanlar da bunu engelleyemiyor, tamam mı? Sadece şu perso... Allah kahretmesin. Duvar mı oldu orası? Duvar oldu. Neyse, kırarız. Şey yapıyor. Claim atıyorlar bir bölgeye. Lan gidip atölyeyi almış, anladın mı Metehan? Gitmiş atölyeyi almış. Claim atmış oraya. Lan normal insan giremiyor. Para kazanamıyorum. Gireni zaten bunlar şişliyor. Girmeyince de zaten ben para kazanamıyorum. Zaten içerideki aletleri çaldıklarından bahsetmeme bile gerek yok. Çok mağdur olmuştum ya. Çok mağdur olmuştum ya. Şimdi. Kaça kaç dedik? 9'a 9 olacak dedik, değil mi? Aynen.
Tamam, ortadan bir gelsin. Ortadan gelsin. Bu şekilde böleriz. Normalde böyle bir hapishane yapmam da şey yani bu kadar dar bir hapishane yapmam da başlangıç hapishanesi olduğu için birazcık sıkıntı. Sola doğru mu açılıyor? Evet. Eklemeye bak. Öyle. Gariban hapishanesi. Burasını şey yapacağız odalardan. Yani nezarethane yapacağız. Gel bakalım. Burayı da şey yapacağız. Resepsiyon yapacağız. Böylelikle kolaylık sağlayacak bize. Güzel. Hemen şunu şeylerini atalım. Ne istiyormuş? Ofis masası. Yok, normal masa. Tamam. Başka? Ofis masası. Okey. Bir de sandalye. Tamam, başlangıcımız iyi. Buraya tuvalet atmamız lazım da bu tuvaleti Peki bir şey. çok yani Zaten 100 binle başlamadın mı? Neden nezarethane yapıyorsun? Koğuş yapalım. 1.000 kişi aynı yok odada hayır kalsın. nezarethane yapacaksın ki hani şey böyle dışarıdan mahkum kalmasın anladın mı? Buraya dolduruyorlar. Tamam. Zaten koğuş yapınca da kalmıyor ki ya. Paketli Koğuş sürekli. yapmayı düşünmüyorum ya. Ya yapalım ne olacak ya? Pek güvenli olmaz oradaki insanlar için. Güvenli olmasını istemiyoruz ki. Şöyle şimdi beni anladın işte ama yani şöyle. Ya ben o duş sırasında insanlar kendini kollasın istiyorum. Anladın mı? O Ama duş... neden? Yani şöyle oğlum yani Sabunları sabunları düşsün istiyorum evet. Tamam doğru doğru tabir o evet. Kapa. Böyle komünizmdir, Marksizmdir. yapma. Değil Tonlama. mi? Ne yapayım yani gubarttın beni şu an. Allah kurtarsın kardeşim. Öyle öyle. Şimdi burayı yaptık. Başka ne yapacaktık? İlk başta hangi binaları yaparız? Resepsiyonu yaptık, nezaretten yaptık. Şimdi yavaştan bir koğuşa geçelim. Yani koğuş mu yapacağız? Bu çok önemli. Bak koğuş mu yapacağız? Yoksa harbi harbi tek kişilik odalarda lüks bir vaziyete mi geçireceğiz? Ne yapacağız? Bak, çift kişilik odalar lüks olmayan orta halli vaziyet. Lüks vaziyeti böyle en böyle sonralarda en böyle kötü mahkumlara yaparız. Yani kötünün de kötüsü geliyor ya bir yerden sonra. Ama Onları oyun tutarız. Ne senden diyorsun? tam tersini yapmanı istiyor. Kötü mahkumlara oraları vermemeni istiyor. Tamam işte biz vereceğiz. İlk. Ha bir ödül değil mi? Yavaştan o zaman ben bir koğuşa... Koğuş mu yoksa şey mi? Ha? Ya da şey yapabiliriz. Gulag gibi düşün. Sadece yatak. Ve şey, tuvalet. O zaten şey oğlum yatak bile yok normalde. O zaman Allah dur mahkum niye alıyoruz ya? Nereye alıyorsun ya? İptal et onu, iptal et. Allah Allah. Kardeşim nereye alıyorsun? Adama yani gardiyan yok. Şey değil mi böyle adam iniyor teşekkür ederim getirdiğiniz için deyip yürümeye devam ediyor. Yani. 4 kişilik açabiliriz, 2 kişilik açabiliriz. Hangisi? Tek kişilik bize şu an fazla. 100 binle yapamazsınız. O zaman ben diyorum genel bir koğuş havası. Hani o hani O zaman da tek kişiliğe geçemiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ben denedim. yok Geçilmiyor. Çok zor. geçersin. 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 Gerekirse hapishane iki kanada ayırırız. Bir şey olmaz ondan. Yani ben de genellikle koğuş oynamayı sevmiyorum çünkü muhakkak içerisi kan yani. Şey deryaya dönüyor öyle. Kan deryası dönüyor. Çok kötü oluyor ama bizim istediğimiz şey bu zaten. Yani yanlış Ben en anlamanızı başında dedim istemem ben. hayır dedim. Hayır demedim. Sadece seni denedim. Davamıza 20'ye 20'lik koğuşlar yapalım. Yani başlangıcımız ikişerli koğuşlardan yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Abi iki kişi ya ben biliyorum direkt hani o bilirsiniz o Türk hani koğuş yapısı samimidir hani değil mi? Onun gibi Aynen başlayacağız. abi. Onun gibi başlayacağız. O samimiyeti korumaya çalışacağız. İlk başta ufak bir samimiyet. Herhangi gelip biri şişeyebilir. Oğlum onlar ufak tadı tuzu bu işin.
30 kişilik koğuş mu olur? Olur. Olur. Niye olmasın? Şurayı bir yapsınlar, bitirsinler hızlısından. Okey bile 4 oynuyor. 4 iyi. Bilemedim. Daha sabunları düşmesin mi arkadaşlar? Bırakın koş olsun. Ya zaten çok öyle hani mahremiyet aradıkları bir yer olmayacak burası. Sonra neden Mehmet'i işte? Oğlum ben Mehmet'i zaten şişlesinler istiyorum. Sen beni yanlış anladın. Yeni mahkum yeni gelir demek. Ölen Mahkum da mahre. gider demek bu arada, haberin olsun. Ne? Ben Mahkum'un devamı var herhalde. Yok oğlum o sıkıntı yok. O çıtır hasarlı şu an. Ayaz Emre'ye bir kademiyle bulunmuş. Başkan teşekkür ederim seni çok sağ ol. 0-1'e 6 aylık abone kalmış bir de. Teşekkür ederim seni çok sağ ol. Bunu Twitch niye göstermiyor ya? Ya Twitch demiş sürme hepsini. Şimdi ben bir kere Ranzalı o samimiyet o hani eski böyle Türk cezaevlerinde vardır o samimiyet vardır. O samimiyeti istiyorum ben. O koğuş nerede? Ben o samimiyeti istiyorum arkadaş. Bence ne yapalım biliyor musun? Bir dur. He. Ona samimiyet istiyorum. Ranza oğlum Bir işte. tane adam gibi yatak koyalım. Benimle bak. Tam Türk koğuş yapalım. Bir tane adam gibi Tamam ama yatak koyalım. ranza Ona olması lazım. Taha bir tane yaparım. Doğru tamam. İyi dedin onu. yapacağız. Bir tane yaparım onu iyi dedin. Yalnız burayı ranza yaparsak içerisi böyle yani çok kalabalık bir yer olacak biliyor Çok musun? iyi oluyor bak. Yapalım. Çok iyi oluyor bak. Yani Ben bir buna Battle güveniyorum. Royale map'i olacak. Evet, Bakalım. orada Metin Royal dinleyecek ya. O odaya var ya 300 kişi sığdırır seninle. Hadi hayırlara vesile olsun. Şimdi ben ortayı duş yani daha doğrusu bir Battle Royale olarak düşünüyorum. Şimdi bize A'nın yeri lazım. A'ya böyle bir dantelli bir yatak var mı? Rahat yatak. Şöyle ortaya koyalım mı ya da dur. Köşe başı olması lazım. Köşe başı olması lazım. A'nın yatağı nereye gelecek? Bu önemli. Nasıl rahat yatacak? Rahat rahat yatmalarına gerek yok arkadaşlar. Bura öyle bir hapishane değil. Yanlış anlamayın beni. Ben mahkumların rahatına düşkün bir hapishane olmasını istemiyorum. Rahatlığına. Klozetleri karşı zaten. Zaten. Sen kapı mı koyacağım zannettin? Şöyle karşılıklı. Anladın mı? Gayet samimi. Öyle olmaz. Öyle bir tane de boşluk bırak ya. O kadar da değil bir adam. O kadar da değil mi? Tamam ha. Nereye bacak atacak bu adam? Bence ben samimiyet satıyorum arkadaş. Duş alanını ya da duşu direkt kapıya yakın yapalım çünkü. Ay çok iyi bir fikir buldum. Bir dakika dur. Aralıklı tuvalet ya. Tuvaletlerin arasına duş. Yaratıcı bir fikir. Yaratıcı bir fikir. Gerçekten yaratıcı bir fikir. Gerçekten yaratıcı bir fikir. Bak Bugün düşünsene formundasın. hallederken banyo yapmış sayılıyorsun. Öyle değil, öyle değil. O koridor var ya, koridora. Boşlukta değil, beni yanlış anladın. Koridora da olmaz ya. Ya da dur bakayım Şimdi bir. hem yapacak hem temizlenecek. Dur dur daha iyi bir fikrim var. Sandalye kapma yarışmasını bilir misin Metehan? Hayır. O çok kötü oluyor, haberin olsun. Orada birbirini harbi şişliyorlar, haberin olsun. Ben de onu istiyorum oğlum. Ben de onu istiyorum. Sen niye beni yani hiç yanlış anlıyorsun ki? Ne diyorsun? Makul. Nasıl bir düşünce böyle? Ne diyorsunuz? Bence okey ya. Şu an ha? Şöyle bir tasarım. Ha? Ya bir şey diyeyim mi? Ortaya Biz da... hani sen diyorsun ya, ona benzetmeyin, ona benzetmeyin, ama daha kötüsünü her zaman uygulayıp daha kötüsü ortaya çıkıyor biliyor musun? Ortaya da bir langırt masası. Bilemedim. Nasıl yapsak? Var ama Abartıyorsun ama ya. oynayamıyorlar değil mi yani? Abartıyor muyum? Evet. Biraz harbi abarttık ya. Dur. Tamam dur. Ciddi ciddi. Bu sefer hakikaten efendi gibi yani. Ama karşılıklı yine bakışma. Ben samimiyet istiyorum arkadaş. Ben samimiyet istiyorum. Tamam mı? Ben de samimiyet istiyorum. Ben Ortaya samimiyet da duş. istiyorum. Ortaya duş olmaz oğlum. Yanına. Abi bak, hem yapsınlar hem temizlensinler istiyorum, anladın mı? Oğlum ortaya Bunlar nasıl gevur abi, duş ya? bunlarda şey yok. Taharet musluğu yok. Onun yerine bunu getireceğiz, anladın mı? İner bir Ne yapalım ya, adamlarda taharet musluğu yok. Bilemedim ya. Şu an ya tam orada... Temizlenmesi lazım, öyle Yok diyeyim. yok. O duşun orada iyi bir Battle Royale dönmesi lazım.
Buraya kadar da duş. Tamam mı? Buraya kadar da duş. Samimi adamız. Kapı mapı yok bu arada. Haberiniz olsun. Ha bir de gider koyalım. Onu çok iyi dedin ya. O yataklar ıslansın, ne olacak ki? Para veriyoruz yatağa. Tamam. Şu an bence gayet iyi. Bu ne lan? Aa. Bir duş odasının ortasına koyup her yerine bir duş başlığı koymak için. Lan bu iyiymiş be. Neyse. Onu güzel Şimdi odalara yaparız. Onu güzel odalara yaparız. ben diyorum A'ya özel bir oda. Ben diyorum A'ya özel bir oda. Hani. Hayır, oda değil. Beni dinle, beni dinle, beni dinle. Bak. Tuvalete yaptığımız şey vardı ya. Yatakları böyle kara şeklinde koymuşsun. Ortası boştu. Tamam. Tam ortaya A'nın yatağı. Mantıklı. Şimdi oldu. Yatakların ortasına. Evet. Şimdi Tamam. oldu. Bunu hak etmek için yapman gereken şeyler var deyip. Tamam mı? Rahat yatağa koyalım. Şöyle bay efendime söyleyeyim. Tam ortası da neresi buranın? Bir hesap plan yapmak lazım tabii. Kaç? 9 buradan. 8, 9 da buradan. 1-1 burası. Şimdi rahat yatağımız demek ki şu şekilde olacak. Şimdi A'nın bir kere lavabosu olması lazım. Lavabosu olması lazım da bunu nasıl olacak ya? O duvara, o duvara, o duvara. Duvara mı oluyor? Hmm, bu O duvara. keyifsiz oldu. A'nın tabii ki tuvaleti yanı başında. Yanı Hayır, başında A'nın olması televizyonu olmalı. Tuvalet değil, lazım. A'ma kokmasın bir dakika. Ama A Tuvalet olmaz, marabanın olmaz. yanına yapar mı? Yapmaz. Kitaplı olsun. Tamam mı? Kitaplı olsun ufaktan. Özel bir duşu olsun. Bunu hak ediyor bence. Televizyonu olabilir bence. Televizyonu zaten olacak. Bunu söylemedim be fark edilsin. Radyosu bile olur. Ama televizyon daha makul. Ama bir dakika, kitapları ıslanır o pozisyonda. Kitaplığı bir karşıya koyalım. Oraya televizyonu koyamam ama. Aa dediğin dikkatli adamdır. Su seviline gerek yok da televizyonu... Heh, bulamadım mı? Şimdi buldum. Şöyle yatar pozisyonda izleyebilecek şekilde. Vantilatörsüz ağ olmaz. Tamam bence yeter. Ne diyorsunuz? Yeter. Hani hak etmesi için bence gayet ideal oldu. Bir şey diyeceğim. Ağamın plaj sandalyesi olmasın mı? Var mı ki? Var. A'ya bir update atabiliriz belki. Tamam, güzel. Var mı lan plaj sandalyesi harbi? Var. Yaz altın. Ha. Ama bu dışarıya atılıyormuş ya. Aga. Tamam, bence A için gerekli şeyler sağlandı diye düşünüyorum. Ya daha fazla mahkum yeri yapalım mı? Birazcık daha yatak alalım bence ya. Şuraya Aşağı da doğru al biraz. bir tık evet bir tık daha aşağısına Ağamın daha altında da olsun. A'nın altına sonra şu an paramız yetmiyor. Tamam şu an yeterli. Gayet yeterli. Yani ilk başlangıç için bence güzel oldu. Bence güzel Evet, oldu. müdürün ofisi yok. Müdürün ofisine şu an gerek yok ya. Bunu, var da yani şu an yapamam. Bir önceliğim var. Mutfak. Mutfak lazım evet kesinlikle Yemekhane. mutfak lazım. Yemekhaneyi bu kadar büyük şey yapmasam da olur. Bir onluk mu yap? Ama yemekhane küçük olunca da birbirlerini yiyorlar ya. 20'lik yapalım. 20'ye 20 hemen yanına. Kaç birim? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 20'ye 20'lik bir yemekhanemiz de olsun. Biraz parasız kalacağız tabii ama olsun. Avlu falan da yapacağım tabii ki yapacağım ya. Avlu ucuz ya. Avlunun bir gideri yok. Avluyu da direktman şu ön tarafa yapalım. Şuradan aşağı Badici gidelim. kardeşlerimiz için aldım. Tabii. 20'ye 20 yaparsam debuff yiyorduk değil mi lan? Kaça kaç olması lazım daha bunun ya? Yazıyor aldım güzel. Daha fazla büyük yapmak da istemiyorum.
Yeterli bu arada büyüklük için. Tamam, yeter. Şöyle bir avluyu da alalım. Peki sana en mantıklı soru soruyor. Ormancılık yapacak mıyız? Yapacağız. He, hepsini çok iyi yapacağız. Para var ya. Hepsini yapacağız, hepsini yapacağız. Abi kaç gün isyan ederler? Oğlum ben onlara hayal satmıyorum. Ben onlara daha iyi standartlara ulaşmaları için gerekli olanı gösteriyorum. Ben hedef gösteririm. Bir yerden sonra aşçı çalıştırmayacağız değil mi? Tabii. Kendilerine yapacaklar. Tabii, bir de para mı verecektik? Bir de para, bir yerden sonra gardiyan da çalıştırmayacağım. Şey değil mi, direkt Riot'u çağıracağız isyan timini. Kapının önüne bekleyecekler. Yok yok, Riot değil. Riot'tan daha iyisi var. Helikopter pisti yaparsan şeye geliyor, SAT geliyor. Oo çok güzel. Evet, onu da biliyorum. Ya başlangıcını attık. Ha? M4'te gelenleri demiyor musun? Ha? M4'te geliyor, komandolar geliyor. Onlar iyi. Onlara itaatsizlik edenin sonuçlarını gördün mü? Bu ne ya? Niye olmadı ablam bu? Ha, daha en az bir güvenli kapı. Yok, kapalı. Olmadı mı lan? Galiba daha etrafa atmadım ya o yüzden. Hapis içi gönül işi. Aynen öyle kardeşim. Bu işler gönül işiyle olur. Şimdi yardımcı birimlere de bir hemen bir atayalım. Ya direkt buranın arkasına yapabiliriz. Şöyle yapsak. Şöyle olması lazım. Okey, suyu da koyalım. 1 bölüm, 2 bölüm aynı. Şunu da hemen bir çitle mi, betonla mı yaparız? Çitle yaparız herhalde ya. Çit 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 çit. Her şey İtliktir saçmalı. Personel kapısı. Aha, biliyorum. Güzel. Tamam, başlangıcı bence gayet yerinde oldu. Planlamayı da biz silersek. Ah, avlu da gelmiş. Güzel. Şimdi paramız var Allah'a şükür. Paramız var. Yemekhaneyi de aradan çıkarız. O yemekhanenin çok masrafı var ya. Yemekhanenin gerçekten başta çok fazla masrafı var. Hayır, başta yemekhanenin sadece birer tane şeyini koy. Mahkumlar gelince top para alacaksın. Hı-hı. Yemekhaneyi onunla yaparız. Şimdi çalışan bir yemekhane olsun. Şu zaman arkaya hemen bir hücreyi çözelim. Arkaya hemen. Hücre bence başka bir noktada olabilir ya, orada olmak lazım. Yok yani şu an. İleride, hayır, ileride şeyler açmayı düşünüyoruz ya. Tamam, ileride yeni binaya geçeriz, o kadar önemli değil. Zaten bunları salarım özgürlüğüne ya, yaşayan zaten bir yerden sonra kurtulacağı için. Aslında var bu arada çöl değil mi? Çöl. Çölde kış mevsimi yapacaktık, belamızı bulacaktık. Sıcak su getirmeye falan çalıştık. Gerçek o kadarına gerek var mı, o kadar büyük fanteziye? Gulaklar çölün ortasında, karlı zeminde. Var, doğruluk payı var, bir şey diyemem. O bu arada çok büyük, o büyük, o büyük. Tuvaleti olmayacak. Bu adamın tuvaleti olmamalı. Yok, tuvaletsiz avlu olmuyor ya. Şey olmuyor. Avlu değil o, şey oluyor. Hecit bu olmuyor. Arada. Birebir yapabiliyorsun. Ama olsun ya, tuvaleti de olsun canım. Ya adam aşağıda kalmak yerine buraya geliyor. Yani daha kötüyü tercih ediyorsa, bence adam hak ediyor yani tuvaleti. Daha kötü değil ki bu. Ya Allah kahretsin ya. Ay iyi şartlar bu arada, haberin olsun. Ya şurası kalıyor ya, tilt oluyorum ya. Bir birim kalıyor ya, o hesaplama hatasına gene kurban gittik, iyi mi? Ya ne olacak bura şimdi? He? Ama buranın A'nın tecridi olarak yorumlanabilir bence. İki şeylik, ne diyorsunuz? A'nın tecridi, he? Yok, yemez. Yer bir oğlum, he? A'nın çok lüks ya. Şu an yaptığın şey çok lüks. Sil onu. Bura anın anın. Anın. Lüks değil bu arada ya. Ne lüks olsun. Abi ben ne yapıyorum biliyor musun? Sen tuvalet de... ve kapı oluyor bende sadece. Bende sadece olsun kapı ve bir boşluk oluyor. Tamam oğlum. Tecrübe. Bu da öyle. Bende tuvalet yok. Tuvalet olmazsa nereye yapacaklar? Dışarıya atıyorlar poşetle. Evet, cevabımı aldım. Ve çok çok güzel işliyor biliyor musun? Kimse oraya girmek istemiyor. Durumu kötü. Zaten kötü oğlum durum. Aşağıda kendi tuvaletleri yok. Burada şahsi tuvaleti var adamın ya. Neresi kötü mü? Bu bir özellik değil mi? Bu çit niye değil böyle mi? Mal bir gibi bak, oldu? Çit niye böyle mal gibi oldu?
Şu oyunu şu özelliğinden nefret ediyorum. Çok kötü gözüktü lan o. Evet, çok kötü gözüktü. Nereden dozerliyorduk bunu? Gene aynısını yapacaksın değil mi? Hayır, iyi. Doğrusunu yaptım sana. Tamam, tecrübe de yaptık. Şey yapalım şimdi. Kantin ve mutfağı yapalım. Şöyle bir mutfağımız olsun. Yukarıya da çok ufak bir kantin olsun. Araya bir duvar atalım. Böylelikle şey kaçak malı da engelleriz. Kapıyı da atalım şuraya. Kaç gardiyon olacak? Mahkum sayısı kadar. Oha. Oğlum içerisi çok olaylı bir yer. Öyle deme. Nereden kar edeceğiz lan? Ölecekler o yüzden. Şimdilik iki tane ocak yeter diye düşünüyorum. Ya da yetmez mi? Yetmez muhtemelen. Üç ocak yapalım. Ortaya estetik değil şu an biliyorum, 100.000'den başladığımız için estetik bir hapishaneye de geçeriz bugün bitmeden. Okey. Ya da ona da şu arka yapacağız aynı. Başka neyi vardı bunun? Yangına gerek var mı şeyine? Var var. Bunlar yanarsa canımız yanar. Gerçi yangını... Yok, olayları açmıştık değil mi? Doğru. Tamam. Geri dönüşün kısa. Fırtına bile çıkıp şey doğru yakacak. Tepsi taşıcı buraya doğru mı koyuyorduk ya? Paran olduğu anda şey yap. Hani dıştaki tek nokta var. Hı. Oraya çit çek çünkü şeyde falan fırtına falan duvarların yıkılacak. Yok, çit zaten her türlü çekeceğiz oğlum. Yani şu an öyle bir imkan yok. Çiti çekeceğim. Normal ucuz çit çekeceğim. Daha hibeden alacak 3-5 kuruş paramız var. Oradan yapacağız onu hibeden. Tamam, bunu da yaptık. Yiyecek. Satalım ona. Tamam. Başka tepsi taşıyıcı şuraya yapmama gerek yok. O yukarıdan zaten alır muhtemelen. Avize neyinizi alan sizin? Bir dakika ya. Tamam, su sebili olsun ya, su içsinler. O kadar da değil. Ha? Opsiyon mu olsun? Oluyor da bir tane atalım onlara. Bir tane yeter bence. Şimdi masaları atalım. Bir masa bir sandalye rajonundan gidelim diyorum. Sıkışacaklar ama zaten ben hani dediğim gibi, her zaman söylediğim gibi, ben samimi bir ortam istiyorum. En başından da söylediğim gibi ben samimiyet istiyorum şu an. Yeterli ya şimdi. Yeter yeter. Bir vantilatör da atarız. En azından burada biraz keyiflensin adamlar. Tamam, yeter bu. Güzel oldu. Değil mi? Aynen, okey. Ufaktan bir vantilatör. A'yı burada kıskandıran hamleler diyelim. Atıştırma makinesi. Geliyorum. Başka ne koymadık lan biz buraya? Susa bir içecek makinesi de koyalım. Çöpe gerek yok. Bitki koyalım. Birazcık öyle bir samimiyet yine. Avize olsun mu be? Olsun mu be? He? Avize fazla mı? Opsiyonluk mu? Abi doğru. A'nın yerini unuttuk ya. A'nın yerini unuttuk be oğlum. Dur. Dur. Az kalsın gerçekten yani. A'nın yerini nasıl unuturum? Çok büyük.
A'ya özel bir masamız var mı? Menteşe var. Oğlum bu da çok büyük. A. Yani. Nasıl olacak abi mi o? A'ya küçük bir masa ayarlıyoruz. Şöyle. Rahat bir sandalye istiyorum. Ananın odasına mı koyayım? Ananın odasına mı? Yok lan o kadar da değil. Gelsin biraz sosyalleşsin ya. Tamam, okey. Şimdi bir yardımcı üniteleri konumlandıralım. Böyle bir gerçek, aynen. Şuraya gelsin. Işıkları en son atarız ya. Suyu çekelim. Su biraz daha önemli. Ha, dur. Duvarı yıkalım. Ahmet Han olsun. Peki ya İskender Büyük mü? Kolpaçino'daki A da olabilir be oğlum. Tamam nesneleri yaptık. Başka? Suyu bir götürelim. Son olarak. Şimdi bir kere su buradan geçecek. Direkt bunu boruyla geçirebilirim. Bu sıkıntı buradan kaçamazlar zaten. Tamam, suyu götürdük. Suyu hazır gelmişken şuna da bağlayalım. Ve geldik. Ya siz nereye kaçacak ki ya? Şu an suyu düşünmeme çok da aman aman gerek yok bence. Küçük boru döşeyecektim de ya yani tünel kazabileceklerini açıkçası çok düşünmüyorum şu an. O yüzden gerek yok. Öküz gibi büyük boruyla yapabilirim bence. Aga seçimde A seçimleri en çok kiradan çıktı. Evet tabii. Yani en başarılı adayımız seçimleri kazanacak ve ortada daha doğrusu yani ortada uyuyan artık hani kendi kendine gelişen bir sistem olacağını düşünüyorum en azından. Şimdi bir onu da yaptık. Evet ışık ya şu an değil mi? Bir ışık eksiğimiz var. Işığı da yapalım. Bir şey yanlış mı koydum? Bir, iki, üç, dört, bir, iki, ha, gene yamuk oldu. Ne anladım ben bu işten ya? Aa, senden uğraşacağım. Şu araya gardiyan gezerken sıkıntı yaşamasın diye koyalım. Koğuşun direkt tepesine zaten ağanın olduğu yere bir tane ampul lazım. Şu aralara atarız. Soldan dördüncü galiba. Geldim. Aynen. En son ışıkları atıyorum işte Metan ya. Burayı çok yıkacağım için gerçekten estetik kaygısı düşünmüyorum şu an. Tamam. Güzel olduk. Şuraya da bir ışık koyalım. Anın tecrit bölgesi lüks yatak koy delilenir şimdi. Lüks zaten. Lüks. Ha tecrit bölgesine mi? O olabilir aslında biliyor musun? Duvarı niye yıkmadık ya? Sıradayım çok ya. Bir eksik görüyor musun Meta ya? Ben görmüyorum sanki ha. De bir hibe alalım da hibeden görürüz aslında. Yönetim merkezini geç, onu sonra yapacağız. Personel refahını geç. Aa, personel odası yapmadık. Ufandan bir ucuz yollu.
Monçuk. Onucuk mu? Onucuk'un kutusuna teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağıma su elektrik çekeri. Onu iyi dedin. Onu iyi dedin. Ağaya bir su elektrik çekilir tabii ki. Revir bilmiyorum. Mahkum aldıktan sonra yaparız. Ama personel odasını bir an önce yapmam lazım. 1, 2, 3, 4 boşluk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Boşluk. Burayı tabii ki sadece personel odası olarak yapmayacağım. Birkaç odanın birleşimi halinde olacak. Revir'i de belki buraya yaparım. Şey yapacak ya. O halledilir. Ağanın işi çözüldüğüne göre geri kalanın sıkıntısı yok ya. Mutfak hazır galiba, değil mi? Evet, hazır. Biraz işçi alalım artık. Biraz daha hızlı bitirsinler. Metan ne diyorsun? Bence hapishanenin artık bir eksiği yok ha. Ya güzel şu an. Şuraya bir giriş. Sadece müdürümüzün ofisi yok. Onu hapishanenin içine yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Ya ne oldu lan? Şartel attı. Bu yükü kaldıramadı lan. Allah, bu kapasitör muhabbeti çok sıkıntı. 3 tane asam var mı eder? Aç bakayım. Püh. Para bitti. Para biraz suyunu çekti, evet. Şöyle yapacağız. Oraya tabii bir duvar yapacağız. Gelecek ya YouTube'a bu tür oyunların videolarda. Evet, kapasitör yetti ya. Sefer kurtardı. Tamam. Elektrik geldi, elektrik. Suyu bağlamadık mı lan? Yok, ha, daha var. Var, daha var. Ufak tefek bir boru döşeme seansımız var. Sorun borudan değil bu arada. Sorun borudan. Hayır, elektrik bağlıyor şey suya. Ha, doğru, pardon. Çok doğru dedin onu. Ben bu hapishaneden kaçarım. Oğlum, mevzu kaçmak değil. Biz içeride gerçekten yani yaşam mücadelesi görmek istiyorum ben. Hele o çetelerin muhabbeti başladığı zaman sen bir de içeriği gör. Ama bizim harbiden artık etrafımıza bir çit atıp, yani minimalist, dosta güven veren bir çit atmamız lazım. Önemli olan hapishaneden kaçmak değil. Ben hapishaneden insanların kaçmak istemeyeceği bir hapishane yapmak istiyorum. Anladın mı beni? Şu anki yapıyla pek başarılı değilsin. Kocunmalı. Bir de şu an dosta korku düşmana güven veriyor açıkçası. Bence bu okey ya. Ya da hazır girişmişken bir %100 aşağı doğru genişleme payı. Şu an okey bence. Okey. Şunu da bir kır bakayım. Niye yapamıyorum? Hani nesneyi de satılıyor, değil mi? Şunları da bir ara sökün de satın. İçeride şu etkinlik olacak mı? Tabii ki oğlum. Yani zaten hani olmazsa olmaz dediğimiz şeylerden birisi o. Anın da eğlencesi olması lazım bence. Yol yap, kapı koyma, 3 sniper koy. Geçmeye başaran kaçsın. Neye sevindin lan? Bir şey sevinmedim. Şey, şey mi? Abi Squid daha bir. Games mi oynuyoruz lan? Ne o? Yol yapma. Kaçabilen kaçsın ha. Hapishanemizin tabii bir girişi olması lazım en nihayetinde, her hapishanede olduğu gibi. Yeter. Kaçarlar bu arada. Yok be oğlum. Yok be oğlum. Abartma lan. La, param buna yetti. Ne yapayım? Ya bir gün ben de isterim. Ben de isterim. Gerçekten iyi bir hapishaneye doğru evrilmek. Ama arkadaşlar, bu kolay bir şey değil. Aslında kolay bir şey de yani. Benim fantezi dünyam böyle. Yani ağanın, bu arada Metan, ağanın şeyini gördün mü sen? Yemek masasını. Özel masa yaptım ona. Oha. Tabii. Manyak, bir de yani şeylerle mi iş yiyecek? Normal insanlarla mı yemek yiyecek?
Şimdi bir depo yapalım bu arada ya şu dışarıya. Biraz para kasarsam burada troll yapmadım. Hapishanede cinayet işlenmeden 50 gün falan Orada bir şey yapmışlığım var. diyeceğim. Beni dinle hocam. Bir de... Şimdi bak en sağdaki bina var ya, yapımız var ya bizim, ilk yapımız, Tamam. mezarhane. Orada bir koridor var. Tamam. Şimdi yeni bir koridor açıyoruz, tamam mı? Ana kapıyla dış kapıyı bağlayan bir koridora ihtiyacım var, yoksa dışarıda hani avlıya, koğuştan avlıya koşan adam bir anda sağ tarafa doğru koşmaya başlarsa Yok, kaçar. onu halledeceğim. İki kapılı yapacağım ben bu girişi. Sıkıntı yok o. O dediğin şekilde iki kapılı olacak zaten. O problem değil. Şu an bir personel Evet, odası koridorda olsun. aciliyetimiz var mı diye düşünüyorum. Var galiba ya, değil mi? Var var, direkt yorulacaklar çünkü. Şu an bile yoruluyorlar Direkt çalışırken. var gibi duruyor. Bir personel odası var gibi duruyor. Ya da bir dur bakalım, bir hibelerden bir şeyler çözelim. Gelişmiş koruma. Silahsızlandırmayı geçtim. Pozitif enerji geç. Avlu. Ha, enayi parası. Bir ağırlık getir. Ağırlık yeter. Ağırlık tezgahı yeter. Bir tane yeter değil mi öte? A'ya o da yani. Ne? Marabaya da mı vereceğiz? Yeter yeter. Arkaya da ağırlık rafı. Yeter. Çok bile. Çok bile. Tamam, oradan bir 3-5 kuruş aldık. Çevreci Bari dostunu kuru havuz geç. koy bir adam. Dur oğlum. A'da değilsek de yani. Değil mi? Bir dursun. Ortalama suçu geç. Çete refahını geç. Protein zor. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Hastane koğuşu. İki doktor. Bunu zor. Personel odası. Hiçbir personel odası. Görünmez başkan. Tam bunu da yaparsın. Tamam, güzel. Parayı aldık. Şimdi parayı çarçur edelim. Bizim bir proje vardı ya. Metan. Şey diyorum, hani şu dışarıda bir arazi vardı, onu kapatalım, mahkumları çalıştırırız. Ne diyorsun? Olur. Burayı da revir mi yapsak ya? Revir. Revir mümkün. Yani lazım, bize lazım. Bize lazım. Ufak tefek yaralanmaları da yani o kadar da değil. Değil mi yani? Ufak tefek yaralanmaları da çözülür canım. Revir göremedim ben, nerede? Revir. Revir. Oo, bu ne? Kedi sağlık ihtiyacını var. Oo. Revir sonra gelecek arkadaşlar. Tamam, personel odasına bir tane büyük televizyon, palto, vantilatör, pimpon, bir tane langırt at. Satranç'a gerek yok. Geniş bir kanepe, rahat olsunlar. İçecek makinesi istemiş. Ya bunları dedim gibi ileride dizayn ederiz. O sıkıntı yok. Bir, hele bir başlasın da bir şeye. Çıldı ve trajik. Abi Rebir oraya koyarsan gerçekten personeli bıçak bulur. Bıçaklasın oğlum. Benim isteğim o ya. Revir yok arkadaşlar. Acil durum ekibi çağıracak. Ya Riot'u oraya koyarım ben. Sen Paramedik gelecek. onu Evet, şey paramedik yapma. gelecek. Paramedik de çağırabiliyorsun. Yani paramedik koy, yani normal bir de personele para mı vereceğim? Bence hapishanemiz yani bu güzel samimi ortam hazır artık ilk yoldaşlarımızı almaya. Değil mi? İlk gardiyanlarımızdan bir başlayalım. Bir 5 tane tabii ki. Küçük bir şey. Sen artık kovuldun. Tamam, iki tane aşçı duş inşa et. Bir de şu muhabbet vardı değil mi? Dur, aşçı. Kovuldun. Ve kovuldun. Yani da aşağı alalım. Şurayı şey yapacağız. Duş yapacağız geçici sürece. Nerede lan o? Ya burayı genel olarak duş da yapabilirim belki ya. Ya da yok ya. Kalsın. Abi duş işaretleyelim, şu görev bitsin. Aldık değil mi paramızı? Aldık, güzel. A'nın hücresi de hazır. Adamlar karşılık tuvalet yapacak. Samimiyet. Bizim buna ihtiyacımız var arkadaşlar.
Samimiyete ihtiyacımız var. Samimiyet. Ağanın koğuşuna bence şey... Tek kişilik yatak. Zaten var tek kişilik yatağı. Yer yatağı. Hayır o değil, o değil. Yer yatağı var mı? Nezaret, nezaret. Yer yatağı var, nezarete koy. Nezaret diyorum şey. Dur. Var mı yer yatağı? Vallahi var. Aynen lan. Eski. Yatak yer Aa, direkt. sünger. Heh. Sünger mi? Aynen, yap. Aa, oğlum bizim bunu koymamız lazımdı ya. Bizim bunu koymamız lazımdı ya. Aa, yatağı dediğin budur oğlum. Yani diğeri değil ama bu bambu gibi bir şey ya. Ya oğlum bunun normal yatağı niye yok ya? Bu ne ya? Ya mükemmel ama yani rahat yatağı niye koymazsın bunu ya? Tüh ya. Neyse bunu düşüneceğiz. Kötü oldu ya. Neyse eski sünger bir yatak atalım. Hı.